Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan yeniden merhabalar. Uzun zamandır yoktum. Birileri demiş öldü. Ama yazsınlar kral geri döndü. Evet, şu an ses ne durumda? Şöyle bir bakayım, açabiliyor muyum? Arkadaşlar bayağıdır yokum. Bunun sebebi de Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar az çok biliyordur diye düşünüyorum. Takip etmeyenleriniz varsa rica ediyorum lütfen Forzio Melibebe yazarak 3O ile Z'de büyük Instagram'dan takip edebilirler. Hemen burada Violence ve Incendio ya da Fireflux'ın maçına denk geldim. Saat şu anda gece 1-2 civarı. Tam bilmiyorum. Güzel bir maçla tekrardan comeback atmak istedim. Uzun zamandır atamıyordum. Atamama sebebim telefonum bozuktu arkadaşlar. Biliyorsunuz yıllardır emektar bir 8 Plus'ım vardı. Yeni telefon almak için de işe girmiştim. Bundan dolayı da vaktim olmuyordu. Ve bir telefon aldım. Telefonda şu şekilde yaparsam belki anlarsınız. Hemen şöyle çeltiyi gördünüz. iPhone 15 Pro Max aldım arkadaşlar. Bununla ilgili gameplay videoları da atacağım. Hatta kanalla ilgili şöyle bir düşünce var aklımda. Bir hafta analiz, bir hafta gameplay şeklinde Matilda base atmaya çalışıyor ama attırmıyor. Hemen şöyle bir pikleri yorumlayalım. Ufak bir arada kaybettiğimiz süreyi şu şekilde sizlerle bir konuşarak geçelim. Yalnız burada Sunshine'ı yakaladılar. Bakalım hemen burada bir taş gelir mi? Taş taşları atıyor ve ilk kan almaya başarıyorlar burnunu düşürerek. Bu arada bu 1923 kim? Kimler varmış? Şöyle bir bakalım. Ren 1923 sonsuz işaret yapmış. Doğru demiş. Virus var. Burada Sunshine. Telefona daha alışamadım. Birkaç gün oldu alalı. İlk defa daha doğrusu. Hatta ilk defa ekran yansımasını yapıyorum. Şu an test bile etmedim diyebilirim. Yukarıdan ve alttan black barları var. Onu kaldırmaya çalışırım. Elimden geldiğince bir şekilde bir şeyler yaparız. Oralara olmadı. Reklam meklam bir şeyler yaparız. Şişt, sponsorlar falan teklif gelirse hemen oradan da iletişime geçebilirsiniz. Siz bahsedin biraz kendinizden. Neler yaptınız ben yokken? 1,5 aydır falan video atamıyorum doğru düzgün. Attığımda da böyle saçma sapan zaman geçsin diye atmıştığım oldu. Hemen burada Yuzo'nun kulçisini kullandı. Arlota ufaktan tutmaya çalıştı ama tutamadı. Arka tarafta Valentin Angela'yı düşürüyor. Bakalım burada Matilda ile birlikte Yuzo'nun kesebilecekler mi? Arlott ve Matilda'nın burst damage'i çok yüksek hasar çıkardı orada. Devamında Brian şu anda Shadbug'ı Rosa Shine bu arada bilmeyen varsa kesmeye çalıştı ama arkadan Elin hemen desteğe geliyor ve rahatlıkla düşürebiliyorlar. Pikleri bu arada hiç bakmadım ben. Mavi takımda Bruno Arlott, Valentin, Hylos, Matilda var. Matilda salınmaması gereken bir şampiyon. Rakipte de Irithel, Yuzhong, Martis, Karita ve Angela var. Angela ve Irithel de salınmaması gereken iki şampiyon. İki kompozisyon diyelim daha doğrusu. Gerçekten çok güçlü komplar var. Hemen burada Matilda ultisi ile Brian'ı bayağı bir hasarladı. Röntgen geliyor arkadan. 1923 için bilmiyorum. Öğrenirsem söylerim arkadaşlar. Hemen burada üst tarafa karşı Angela'dan yardım geliyor hemen Irithel'e. Burada iyi yakaladı. Bakalım kesebilecek mi Matilda? Matilda güzel kalkan verdi. Ardından hemen şöyle ufak ufak hasarlamaya çalışıyor. Kadita Q'sunu kaçırdı. Devamında hemen ultisini atıyor. Arka tarafta Matilda ben Irithel'i keseceğim abi diyor ama tabii ki Angela'nın verdiği canla birlikte kesemiyorlar ama burada Valentin olay yerine dahil oluyor. Flash'i ile birlikte hemen onu kesip geri çıkıyorlar. Üst kuleyi de açtılar. 4-1'lik bir üstünlük var. Farm farkına birazdan bakacağım. Bruno sorunsuz şekilde hemen base'ini atıyor. Orada kapattılar. Şu anda büyük ihtimalle Kadita ölebilir. Alt tarafta Matilda Yuzhong'un koridoru açmaması için hemen gank atmış elin yukarı gittiği için. Kadita'nın burada kaçışı yok. Çok farm kaybediyor burada. Bakalım. Oyun oynuyorlar. Kadita'nın orada her kaldığı saniye onun için büyük bir sıkıntı ve Kadita'yı düşürüyor. Yukarıda da Yuzhong Angela ultisi ile birlikte kurtulmaya çalışıyor ama bakalım kurtulabilecek mi? Evet. Bir smite geldi burada ülkeden. Taşlaştırı kullanıyor. Smite'a yanarak ölecek mi? Yok, yanarak ölmedi. Hemen şöyle. Bu arada kablo temassızlık falan yapar korkusuyla fazla hareket ettiremiyorum arkadaşlar.
Ayarlamaları da tam yapamadım. Hemen şöyle kalbimizi de alalım. Bir kalbimiz vardı. Bu arada gameplayleri böyle sansürsüz yayınlamayı planlıyorum. Bağıra çağıra falan gameplayler olabilir. Yani bence bizim Mobile Legends YouTuber kitlesinde bunlar eksik abi yani. Aslında herkes küfürbaz, herkes küfür ediyor ama YouTube videolarında kime baksam abi mülayim böyle. Sanki hiç böyle ağzından lan bile çıkmıyor yani çok garip bir şekilde. O yüzden arkadaşlar bence bu farkındalığı biz de artık aşmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Eski Drive dönemime dönmem lazım bence. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Zaten beni izleyen %99,9 kitle isyankardır diye düşünüyorum. Değilse de yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir fan tablosunu açalım. Mati de burada ultisini kullanıyor. Hasarlayıp geri çıktı. Bir daha bakayım. Kaç kaymış? 4K farm farkı var. 6 dakikada 4K. Çok fazla olmasa da yine de öne geçiş var şu anda. Kule olarak da çok gerideler. Bakalım burada yükü kesebilecekler mi? Hemen orada Angel'a bağladı. Peşine burada Aylos'u düşürdüler. Arka taraftan Elin geldi. Hemen burada bir Yuzong kutusu görüyoruz. Elin bir can kaldı. Yuzong son vuruşta kesiyor ama Bruno da orada hemen Yuzong'u düşürmeyi ihmal etmiyor tabii ki. Irithel Angela ikilisi orada bayağı bir hasar verdi. Hylos ve Arlotta. Devamında Valentin burada hemen bir flash kullanıyor. WQ kombosuyla güzel sersemletti. Ardından Matilda ile birlikte uçan Bruno hasarlamaya devam ediyor ve burada mid koridorunu sorunsuz şekilde açmayı başardılar. W'siyle çok güzel zıplattı. Ardından çok güzel bir taşlaştır. Bakalım kesebilecekler mi? Brian hemen yakalıyor burada. Arka tarafta bir de burada Valentin'i yakalamak istedi ama başarılı olamadı. Şu anda dış kuleleri vermiş durumdalar arkadaşlar. Angela hemen arada kaldı. Tabii ki Arlotta birlikte hemen burada hızlanarak geliyorlar ve Angela'yı düşürüyorlar. Valentin de Angel ultisi almış. Hylos'un içine girerek daha da hızlandırıyor. Hızlandırıyor mu tam bilmiyorum ama hızlandırıyor olması lazım. Üst koridor ne durumda? Minyonlar ufaktan gitmiş. Alt koridoru Minyon kendi kendine açacaktır. Hemen burada Brian. Çok özür dilerim Ren. Alt koridoru itip hemen ilk kulelerini takımı için kazandırdı. Peşine hemen buraya Brian geliyor. Minyonlarla birlikte Bruno şu anda bayağı bir hasar verdi. Bu arada Brian'ın canı çok az. Çok az. Irithel W'sunun olmadığını biliyorlar. Bu arada Irithel'e girmiş olsaydı Angela kesebilirlerdi. Brian'ı kurtarmaya çalışayım diye Mars'ın içine girdi ama bence Irithel'in içine girmiş olsaydı daha iyi olabilirdi. Valentin'i kesiyorlar burada. Bir shutdown geliyor Valentin'e. Valentin'i düşürüp hemen Karita Bruno'yu tutuyor. Ardından pasifi çalışmadan Matilda çok güzel kurtardı bu da Bruno'yu. Hemen şöyle bir bakalım. Herkes base atıyor. Hızlı bir biçimde atmaya çalışıyor daha doğrusu. Bakalım Arlott yetişecek mi? Arlott yetişemeden hemen iki kişinin base attığını görüyoruz. Matilda burada Angela'nın flash'ını alıyor. 9-6'lık bir skor üstünlüğü var. Farm farkı birazcık düşmüş olabilir diye düşünüyorum. Smite'ını attı burada. Duvara takılı kaldı. Hemen şöyle bir farm farkına bakalım. Evet, 3K'ya düşürülmüş farm farkı. Açılmadı. Orada o shutdown'ı falan almaları biraz rahatlattı Violence ekibini. Aslında Violence değil ya. Karma bir parti. Knight'tan aklına gelmiş. Karma bir ekip var. Toplama bir 5 var. Ren alt koridora yapışmış durumda şu anda. Hemen Matilda da base atıyor. Hem HP hem mana yenilemek için. Ve tabii ki alt koridora yetecek. Minyonlar baya baya gelmiş alttan. Şöyle bir wave daha geliyor arkadan. Burayı ufaktan iter. Alt koridoru savunabilir. Hemen şöyle mid'e gelelim. Mid ikinci koridoru kaybettiler. Elin pozisyon bekliyor orada Irithel'i yakalamak için ama tabii ki izin vermediler. Aylos'un burada ultisi kullanılıyor. Manası da yok. Hemen burada bir taşlaştır geldi. Saflaştırını atıyor tabii ki hemen. Bruno. Şöyle bir bakalım. Yanlış görmediysem evet saflaştırını atıyor. Nit patlamasını aldılar. Arka tarafta Karita Q ulti yapamadı derken Karita'yı düşürüyorlar. Ardından Angela. Angela'dan sonra Irithel. Burada Brian'ı da düşürüyorlar. Irithel'den sonra Martis de düşürüldü.
Yuzong. Fight bitti be abi. Önden direkt minyonları almaya gidiyor. Mantıklı bir hareket ama zaten Lord'a gireceklerdi. Hemen burada pasifini çalıştırmaya çalışıyor ama zaten burada çok rahat bir şekilde kestiler. Minyonları tutup biraz zaman kazanmak istedi takım arkadaşları adına ama bakalım. Güzel, inventory vermemiş oldu. 4 kişinin ölmesi. Yo, inventory de kaybettiler burada. Angela'yı Arlott tuttuğu için inventory de gitti. Ardından Martis'i de kesiyorlar. Martis'ten sonra Illithel bir can kaldı. Hemen base'e doğru gidiyor. Arka tarafta Kadita Q ulti atıp kaçmaya çalışıyor ama 5 kişinin hasarına pasifi de karşı koyamıyor arkadaşlar. Arlott hemen araya dahil oluyor. Burada ultisiyle birlikte girdi. Devamında base'den damage yemesine rağmen halen ölmeyen bir Arlott var. Ve son vuruşta burada Yuzhong'u da kesiyor. Angela doğdu. Minyonlar şu anda yok. 6 saniye, 5 saniye. Tamam, bu wave'i tutabilirler diye düşünüyorum. Tutarlar. Alttaki minyonları tutmazlarsa problem diyecektim ki hemen burada Martis'in ultisini dodge'ladı. Matilda'nın o yeni item pasifi Mars'ın üstüne direkt dodge'ladı. Kalite'yi kesiyor burada Bruno. Hasarlamaya devam ediyorlar Mars'la birlikte. Şu anda kuleye vursalar oyunu bitirebilirler ama minyon kalmadı. Minyon kalmadı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Minyon kalmadı. Halen minyon yok. Hylos ve Matilda öldü. Sadece Kalite'ye karşılık. Şu anda Yuzong tutmaya çalıştı burada Bruno'yu ama istediğini yapamadı. Taşlaştırı yoktu. Hemen bir ulti geliyor. Valentin'i kesmek isteyeceklerdir ama Valentin kayıp. Arlott burada birinci skin'i dojluyor. Arkadan Bruno geldi derken hemen burada Martis yakaladı. Bir smite gelir mi bakalım W'suyla. Hemen burada zıplatıyorlar Yuzhong'la birlikte. Ve shutdown'ını almayı başarıyorlar. Bence burada birazcık şımarıklık yapıldı. Yoksa oyun kazanılabilirdi. Bu arada böyle bir oyun turnuvada arkadaşlar. RSG'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. RSG Filipin'de olabilir. Singapur'da olabilir. Martis vardı. Yanlış hatırlamıyorsam jungle'ları kuleye vurmak yerine adama vurdu arkadaşlar. Bir can. Bakın setlerde normalde 5-3 olan kazanıyordu. 2-0'lık winleri var. Ve adamlar kuleye vurmadı diye 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişlerdi. Yani siz olun asla kuleye vuramazlık yapmayın arkadaşlar. Derken burada hemen Hylos'u kesiyorlar. Hemen Brynn kuleye vurarak burada Lord almayı başarıyor. Matilda hasarlamaya devam ediyor. Arlott'la birlikte bayağı bir hasar çıkarıldı. Ren hemen Yuzhong ultisiyle birlikte buradan uzaklaşıyor. Valentin bu arada bir tane tükürse tek atabilir. Güzel kaçtılar oradan. Yuzhong'un ultisi yok. Lord'u da aldılar. Ama Lord pek bir işe yaramayacak gibi. Bakalım Lord'u hızlı hızlı erittiler. Lord alttan devam ediyor. Oo, mid'den tutmuşlardı ama Lord alttan gidiyor arkadaşlar. Hemen burada Matilda ufaktan hasar verip rakibi geri püskürtüyor. Ve geri dönüyor. 5 saniyeye bir wave daha çıkacak büyük minyonlar. Evet, büyük minyon dalgası bir tane daha çıktı. Lord'u direkt indirdiler. Üst koridor şu anda alınmış durumda minyonlar tarafından. Bu arada benim sesim geliyor değil mi? Geliyor, güzel. Oyunun sesi nasıl arkadaşlar? Ses ayarlamaları falan hiçbir şey yapmadım. Telefonda hiçbir şey yapmadım. Direkt çat diye taktım. Kayda girdim. Bilginiz olsun. Umarım bu videoyu güzel izlersiniz. Irithel arka taraftan Angela ile birlikte bayağı bir hasar vermeye devam ediyor. Yuki'nin canı çok az. Bruno çok yüksek hasar çıkardı. Karita hemen W'su ile burada zıplatmaya çalıştı rakibi ama Sunshine arkadan çok fazla hasar vuruyor. Minyonlar üst koridorda inventöre kadar dayanmış durumda. Takım da tabii ki söylüyor bunu. Hemen üst koridoru tutun abi diye. Şöyle bir farm farkına bakalım. Farm farkı halen 6K'ya yakın bir farm farkı var. 5300 gold. Incendio ekibi ya da Fireflux ekibi önde. Dakika 14 oldu. Görüntü kalitesi çok hoşuma gitti benim. Aşırı hoşuma gitti. Hiç böyle gram yani şey yok arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Piksel yok. Aşırı böyle beni tatmin etti. Umarım sizlere de böyle güzel benim gördüğüm gibi kaliteli yansıtabilirim. YouTube çünkü bozabiliyor bazen. Hemen saflaştırın at burada Matilda. Taşlaştıra karşılık. Alt inventörün gitmemesi lazım. Karitadan güzel bir deneyiş ama Bruno affetmiyor. Hemen burada Arlott iriteli tuttu. Devamında Angela canını ufaktan olsa
Yeniledi. Hemen burada Matilda'ya hasarlamaya devam ediyorlar. Matilda ultisini atıp geri çıktı. Valentin Angel ultisi atıyor. Valentin bakalım kesebilecek mi? Kim kesecek? Ren hemen buradan geri çıkıyor. Base'e doğru yenilenmek istiyor. Arka taraftan minyonları tutmaya çalışıyorlar ama kuleye fokus olarak oyunu burada bitirmeye çalışıyorlar. Minyon yok. Minyon yok acaba derken Marti de kesiyor. Pardon, Iritel'i de kesiyor burada Angela'dan sonra. Ardından bir de Yuuzhan'ın düşürülüyor. Ölümsüzlüğü gitti. Ölümsüzlükten sonra düşürüldü. Peşine Kadita çok güzel tuttu ama hasarı yetmiyor. Hasarı yetmiyor. Burada havada öldürüyor Bruno ile birlikte. Matilda da kalıyor skor. Şu anda minyonu içeri sokmak istemiyor Brian. Ama soksa da sokmasa da burada minyonlar önce Brian'ı kesiyorlar. Daha sonrasında minyonlar ve Bruno'nun son bir hitiyle oyun kazanılıyor arkadaşlar. Oyun bence gereksiz uzatıldı. Vursalardı kuleye yine bitebilirdi. Kadita 2 saf vardı. Bir de Matilda'nın da W'su falan bayağı bir sıkıntı yaratıyordu. Kadita buraya hem gitmedi hem de oynayamadı arkadaş. Kim bilmiyorum. Hemen şöyle bir hasar tablosuna bakalım. Mavi takımda en yüksek hasarı %34 ile Bruno vurmuş. Daha sonrasında 128 ile Valentin'in vurduğunu görüyoruz. En yüksek hasar tanklayan oyuncu ise %24 ile Kylos olmuş. %22-22 Matilda ve Arlott'un da katkısı olmuş. Rakibe baktığında rakipte en yüksek hasarı %28 ile Irithel vururken %22 ile de Martis'in katkısı olmuş. En yüksek tanklayan oyuncu ise %34 ile Martis olmuş arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi uzun bir araydı benim için. Kötü bir zaman geçirdim bu süre zarfında bu arada. Onun için bir motivasyon için videoya bir like çık bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İkinci videoyu varsa eklemişimdir. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hepinize ikinci maç ile yeniden merhabalar. İnsanlio maçlarıyla yine devam ediyoruz. Rakibe yine bir toplama 1-5 gelmiş. Veraz, şöyle birliklere bakalım kimler varmış. Veraz, CC Boy, You Are Flying RC, Kaguchi, bir de RS var. Hemen şöyle picklere bakıyoruz. Link, Benedetta, Bruno, Carito, Kaja pickine karşı Fanny, Yuuzhan, Kufra, Yudora ve Zia picki gelmiş. Bu arada Link buraya çok zor oynanır diye düşünüyorum. Bakalım zorlanacak mı Yuki? Hemen şöyle chat'i kapatalım. Biliyorsunuz bir ara Link metayken Saber ve Eudora'ya da metaydı. Bunu hep hatırlatıyorum ara ara. Güzel gidebilecek pikler var. Bakalım nasıl bir oyun dönecek. Hemen burada Karito'ya birlikte güzel bir flash geliyor burada. Hemen anlık bir refleks gösteriyor. Hemen burada Red'ini almaya çalışıyor. Bakalım olabilecek mi? Smite'ını attı. Ardından Kufra Kaja'yı ufak ufak dürtüyor. Akdeniz'i sorunsuz şekilde tabii ki Ling'i hazırlamış oldu burada Kaja. Hemen üst koridorda Kaja burada çalabilir mi? Smite'ını atıyor direkt. Affetmedi Ling. 4 seviye oldu. Ling attı değil mi? Yanlış görmedim. Evet, Ling smite'ını atıp affetmedi burayı. Ne oldu? Ben anlamadım. Eudora base atıyordu. Eudora base atarken Link yakalamaya çalıştı ama istediğini yapamadı. Hemen orada ultisini kullanıp geri çıkıyor. Bu Turtle galiba sıkıntılı geçecek. Link'in ultisi yok. Hemen burada tabii ki bir gank geliyor. Peşine Kaja ile birlikte Yuuzhan düşürülecek mi bakalım. Kaja first blood'ı alıyor. Ardından Eudora'ya burada tabii ki ölüyor maalesef. Hemen şöyle bir base atan bir Fanny var. Alt tarafta Benedetta daha 4 olmamış. Fanny direkt ormanını alıp Blue'sunu da alıp Turtle oynayacaktır diye düşünüyoruz. Bakalım. Kufra şu anda gerildi. Peşine atlıyor. Devamında bakalım kesebilecek mi Ling'i. Ling güzel kaçtı. Burada tabii ki hemen base'e gidecek. Direkt flash'ını attı hiç acımadan. Arada kalacağının farkındaydı. Hemen Eudora burada ufak bir Benedetta'yı dürtüyor. Hasarlayıp geri çıkıyor. Yuuzhan daha 4 seviye olmamış. Bu arada bana da Benedetta'nın bu kostümü çıktı. Iritel'i alamadım. Neydi Ducati kostümü? Bir sonraki etkinliği bekleyeceğiz. Derken Fanny'yi kesiyor burada Kadita. Tek başına Fanny'yi düşürüyor. Hemen burada Kufra atladı. Kadita zıplatıyor. Yuuzhan da ikisini birden. Devamında bir ulti görebilir miyiz? Skillerini atıyor. Sorunsuz şekilde burada hemen
Turtle almayı başarırlar. Ardından Benedetta'dan güzel bir ultiyi taşlaştırla birlikte Kufremen ultisini atıyor. Edora'dan bir ulti geldi ve Benedetta'yı kesiyor. Ama burada arada mı kalacak? Taşlaştırma attı Yuzong. Peşine Link ultisi geliyor ve burada kılıçlarını toplayarak Yuzong'u da düşürmeye çalışacak galiba. Son bir canı kaldı. Pasifini çalıştıramıyor burada. Furkan'ın üzerinde. Kaca'nın üzerinde çalıştıramıyor. Feni yürüyor ya biraz sanki. Feni birazcık yürüyor gibi geldi derken burada hemen kariteyi düşürmeyi başarıyor. Akdeniz'de Link sonsuz şekilde almayı başarıyor. Şöyle bir farm farkına bakalım. Farm farkı birazcık artmaya başladı. 2K'ya yakın bir farm farkı var. Bu biraz fazla öldü de. Karitanın kili olmasına rağmen Yudoran'ın da kili varmış. 2 skor almış. Benedetta'yı kestiğini biliyorum ama başka kimi kesti? Sadece Benedetta'yı hatırlıyorum. Hemen şöyle alt koridorda ufaktan Yuzong Benedetta'yı kesmeye çalıştı. Benedetta burada ultisini bırakıp hemen oradan uzaklaşıyor. Şöyle mid'e bakalım. Beni buff'ını alacak. Karita ve Kaji ikilisine karşı Kufra ve Yudora ikilisi. Taşlaştır sadece Yuzong'da, Benedetta'da ve Karita'da varmış. Hemen burada Kaji ultisine karşı bir de Karita ultisi geliyor. Taşlaştırla birlikte Kufra'yı direkt düşürüyorlar. Yukarıda bu arada Bruno kuleyi mahvetmiş. Şöyle bir Bruno ve Zee arasına bakalım. 1300 gold farkı var şu anda iki ADC arasında. Çok yüksek bir farm farkı bu arada. Hemen Bruno'yu kesmeye geliyor burada ama Feni bakalım kaçabilecek mi? Kaja direkt flash'ini atıyor Q'su ile birlikte pasifiyle uçan Feni'yi tutuyor. Ardından Bruno'yu güzel tuttu. Saflaştırdı. Zamanında atmayı başardı ve W'su ile oradan hemen çıkıyor. Manası yok. Arka tarafta Ling'i Dora kesmeye çalışıyordu ki flash'ini atıp kaçmak istedi ama Bruno nereye gidiyorsun deyip böyle ensesinden tuttu ve orada Eudora'yı kesti arkadaşlar. Devamında Feni halatlarıyla birlikte ufak ufak hasarlıyor. Ardından Kadita girdi. Kadita'yı bozmayı güzel başardı orada Kufra ama Kadita ultisini kullanarak tabii ki oradan uzaklaşıyor arkadaşlar. Yuzong alt tarafta hemen Link tarafından düşürüldü. Şöyle bir bakıyorum skorlara. 9'a 4'lük bir üstünlük var. Farm farkı 4K. Öne geçilmiş durumda. Feni bayağı bir geri düştü ya. O Bruno zaten Feni'yi daha oynatmaz. Bruno ile birlikte. Kaja Karita da var zaten. Yani hasarı burst damage'ler biliyorsunuz. Feni'nin counter arkadaşlar. Şöyle bir bakayım çelik ayakları var mı? Yok, zırh botu var sadece. Cesaret botlarıydı galiba ismi. Hemen Feni'yi burada tutuyorlar. Benedetta arka tarafa sarktı. Ultisi ile birlikte. Bakalım bir skor çıkacak mı? CC boyunca canı çok az. Karita'nın da canı çok az. Hemen arkada Z ultisini kullanıyor ama Eudora'yı kesen bir Link var. Devamında Yuzong'u kesip öyle çıkayım oradan diyor ama Feni burada tutamıyor arkadaşlar. Devamında Kufra gerildi. Peşine geri çıkıyor. Hemen Link orada kılıçlarını duvardan duvara çıkıp toplayıp bir de rakibin ormanına giriyor. Rakibin ormanı topluyor derken alt tarafta Feni Bruno'yu kesmek istedi ama Bruno tabii ki düşmüyor. Yuzong bakalım kesebilecek mi Bruno'yu? Çok zor. Ben ihtimal vermiyorum bu arada kesebileceğini. Saflaştır bastı. Pasifi çalışmadı. Hemen burada iki top yapmaya devam ediyor. Devamında bakalım kesebilecek mi? Burada Yuzong'un pasifi çalıştı. Peşine bir can kaldı. Kadita'yı kesebiliyor ama Kadita'ya karşılıkta tabii ki kendisi düşürülüyor. Hemen Feni altta koridoru tutmaya çalışıyor. Bakalım. Hemen Kaja'dan bir ulti geldi. Devamında Link. Hasarı yetmiyor. Bir can. Oradan uzaklaşıyor Feni. Farm farkına baktığımda 6-7K farm farkı oluşacak. Evet, 7K farm farkı oluşmuş. Oluşacak değil, direkt oluşmuş. Bu arada bu GG'ler, ben yine sesi kapatmayı kapatmadım daha doğrusu. Daha hiçbir ayarını yapmadım. Ama kapatırız arkadaşlar. Z'ye güzel bir ulti attı. Peşine bir flash. Son bir hit kaldı ve o hit de Kaja'ya ulaşıyor ve Kaja'yı rahatlıkla kesebiliyorlar. Ardından Link burada Kufra'yı, Kufra'dan sonra bir de Z'yi kesiyor. Peşine Eudora'nın ultisiyle ve Fen'in hasarıyla birlikte Bruno düşürülebiliyor arkadaşlar sorusuz şekilde. Burst damage'e karşı bir de zaten CC olarak da 3 tane CC var rakipte. Çok büyük problem. Hemen burada Eudora'yı yakalıyorlar. Benedetta ve
Kim vardı orada? Carita. Benedetta ve Carita ikilisinin taşlaştırılarıyla birlikte hemen burada Eudora ile Fanny düşürülüyor arkadaşlar. Link hemen smite'ını attı. Yuzong'a karşı. Burada pasifi çalışacak mı? Pasifi çalıştı ama devam etmiyor. Ayazı var mı? Ayazı çıkmış zaten. Bir de yansıma zırhı çıkacak anladığım kadarıyla. Eudora'nın ultisini kullandı Eudora ama garip bir efekt ekrana belirdi. Smite yokmuş. Yuzong burada giriyor araya. Ardından Carita ultisini atıyor ve Yuzong orada baitliyor. Peşine burada Benedetta hemen Z'yi orada kaça çekiyor, geri çıkarıyor ve Kufla'yı da düşürdüler burada Benedetta hasarı sayesinde. Ardından Bruno alt kule itiyor. Fanny hemen iki alat yapıp mid minyonlarını temizleyip geri çıkıyor. Burada güzel bir taşlaştır geldi ama minyonları temizledi. Zaten dakika 9 patlama hasarı var. Kaja'dan güzel bir ulti daha geldi. Burada Yuzong'a karşı. Peşine Z'yi arkadan arkadana sarlıyor. Devamında bakalım kesebilecekler mi? Hepsinin canı bir. Fen'i düşürülüyor. Bruno burada Kufra'yı düşürdü. Kufra'dan sonra Benedetta düşürülüyor burada ama Bruno da tabii ki burada iki kişi de flash atıyor. Flash'ine karşılık Bruno'yu kesiyor ve shutdown'ını alıyor. Kaja'nın ultisi geldi mi? Gelmiş arkadaşlar. Hemen bir flash. Peşine ölümsüzlük geldi şu anda. Yuzong minyonları temizleyip rakibi geri püskürtmek istiyor ama Link ve Kaja ikilisi burada güzel bir oyun sergiliyor derken ardından burada Eudora ben o Kaja'yı bırakmam abi ölsem bile umurumda değil diyerek flash'ını atıyor ve hemen Kaja'yı düşürüyor. Peşine Link'i kesmeye çalışan Fanny Link'in kollarına bırakıyor kendini. Kesebilecekler mi? Hemen burada. Carita'yı da kesiyorlar. Burada bir fail oldu gibi geldi bana. Taşlaştırını kullanmış mı? Yok, kullanmamış. Kufra'dan hemen bir ulti geliyor. Link burada güzel dodge'ladı. Şöyle farm farkına baktığımda 10k farm farkı var. Buraya Link oynamak çok zor demiştik ama Link bildiğiniz adeta dalga geçiyor resmen. Hemen ultisini kullandı. Devamında Benedetta'dan güzel bir ulti taş. Ardından hemen burada hasarını verip geri çıkıyor. Fanny'yi de Bruno rahatlıkla düşürebiliyor arkadaşlar. Ardından hemen minyonları içeri soktuğu için rahatlıkla inventörü de aldı. Peşine burada Kaja. Arkasında kimse yoktu. Niye öyle bir şey yaptı? Kaja öyle kafasına göre girdi. Arkasında bir anda gördü. Geri çıktı galiba. Anlamadı. Hemen bakalım neler varmış neler yokmuş. Çok güzel bir giriş. Ardından bir ulti geliyor Link'ten ve Z'yi düşürüyorlar. Hemen arka planda Fen'in canı çok az. Bruno hasarlamaya devam ediyor. 110'un da canı az. 2'de 2 geliyor şu anda Link'ten. Hemen üste geldik. Eudora hasarlamaya çalışıyor ama hemen Fen'i buraya dahil olarak Carita'yı düşürüyor. Ardından Eudora hasarlamaya devam ediyor. Bruno 2 tane vuruyor. 2 tane vuruyor ve Fen'i base'e geri gidiyor arkadaşlar. Şu anda Fanny 2 alatta 3 skor birden çıkarıyor burada. 3 skor birden çıkarıyor. Ultisiz şekilde sadece halatların üzerinden geçerek 3 skorun sahibi oluyor Fanny. Çok geri düşürülmüştü. Hatta hala çok geri düşmüş durumda. Fanny'ye nazaran Link baya baya önde. Hemen üst koridora gitti. Direkt koridora itip base atacak. Link'in canı çok az Eudora. İşte ben de bundan bahsediyordum. Ultisi olmazsa Eudora tek atar abi Link'e. Tek atar. Yok eder. Şu anda bakıyorum bu yıldına. Uf bu yılda bak. Bir de kutsal olsa patates eder. Hemen burada Kaja'dan bir ulti geliyor. Yuzong'u Carita ile birlikte kesiyorlar. Devamında hemen şöyle hızlı bir biçimde. Lord'a başlangıç var ama Kaja şu anda taciz ediyor. Carita skill kaçırıyor ama Benedetta burada. Skill kaçırsa bile hiç önemli değil diyor. Ben tutarım onu. Arka planda Bruno'yu kesiyor tabii ki Eudora. Sen bizim ADC'yi kesersen ben de sizin ADC'yi keserim diyor ama burada Carita ile birlikte Kaja
Yok ediyor abi orayı. Arka tarafta Benedetta. Hemen buraya Fini dahil oldu. Fini Kaju ultisini kullanıyor. Kadita sularını çekerken, ultisinin sularını çekerken Fini'yi kesiyor arkadaşlar. Çok güzel denemeydi ama bana mısın demiyor. Burada kendini saldı. Burada kendini saldı Yuzong. Şu anda Ziye doğacak. Bakalım. Defleyebilecekler mi? Benedetta direkt ultisini atıyor. Hemen arka planda hasarlamaya devam ediyor. Minyonları güzel tuttu. Peşine kesebilecek mi? Kesemedi. Ling'i hasarlamaya çalışıyorlar. Burada Kufra'dan güzel bir defleme çalışması var ama Ling ben keserim abi burayı. Rahat olun diyor. Hem Zi'yi kesiyor hem de kuleye düz vuruşlarıyla oyunu takımına kazandırtıyor arkadaşlar. Shutdown vermesine rağmen. Hemen şöyle bir de hasar tablosunu açalım. Mavi takımda yüksek hasarı %25'te. Bruno vururken 23-23. Kalita ve Ling'in de katkısı olmuş. En yüksek hasar tankların oyuncu ise 129 ile Kaju olmuş mavi takımda. Kırmızı takım hakkında kırmızı takımda yüksek hasarı 128 ile Hidora vururken 123 ile Fen'in katkısı olmuş. En yüksek tanklayan oyuncu %31 ile Yuuzhong olurken %28 ile de Kufra'nın katkısı olmuş arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Motivasyon amaçlı videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Eksikleri mutlaka vardır. Bayağıdır ara vermiştim. Dediğim gibi tekrardan dönmeyi planlıyorum. Umarım güzel günler bizi bekliyordur. Bay bay.